Şimdi tabii ki biz farkındayız. Nasıl bir maç oynayacağımızın farkındayız. Gerçekten iyi bir takım. Başlarda tabii ki ligde de istediği yerlerde değildiler ama son maçlarına baktığımız zaman çok formda bir takımla maç yapacağız. Onun için her türlü dikkat etmemiz gerekiyor. Biz 3 seneden beri de Avrupa'ya gidiyoruz. Çok güzel de maçlar oynadık. İyi yerlere kadar da geldik. Tabii ki bu kura çekildiğinde orada zayıf bir takım yoktu. Herkes kuvvetli takımdı hepsi. Onun için yani bize takım düştüğüne hiçbir sorun şey yapmadık. Normal dedik. Düşmesi bize normal. Ama dediğimiz gibi de hakikaten yani çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Özellikle de kendi sahalarında da iyi oynuyorlar. Son maçlarına baktığımız zaman, takip ettiğimiz zaman da çok iyi maçları kazandılar. İyi oynayarak kazandılar. Onun için tabii ki bizim bu bir maçta bitmeyecek. Burada ilk yarıyı oynayacağız. İkinci yarıda Türkiye'de oynayacağız. Yani bizim buradan tabii ki amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmak. Onun için de çok disiplinli bir takım olduğu için bizim de aynı şekilde bir cevap vermemiz gerekiyor. Bizim de çok disiplinli bir şekilde oynamamız gerekiyor. Çok iyi yönleri var. Tabii ki her takımın olduğu gibi zaafları da olan yerleri de var. Onun için çok dikkatli bir şekilde oynayıp buradan istediğimiz bir avantajla dönmek istiyoruz. Tek düşüncemiz bu. Bunu da yapacak güçlü bir takımız. Mutlaka yani çok iyi şeyler olacaktır. Ben inanıyorum takımıma, güveniyorum. Çünkü biz buraya gelirken grup lideri olarak geldik. Ve o grup lideri olurken de oynadığımız maçta gerçekten iyi bir takımla oynadık. Slavia Prag'la. O da üst düzey bir takımdı. Ve aynı şekilde yani burada biz bir milli maç havasında oynayacağız. Yani milli maç gibi bir maç oynayacağız. Buradan tek amacımız tabii ki buradan bizi avantaj sağlayacak bir şekilde bir skorla gitmek istiyoruz. Tek amacımız o. Dediğimiz gibi takımın gücünü biliyoruz, kendi gücümüzü biliyoruz. Burada tek yapacağımız şey oyun disiplinimizi bozmadan sonuna kadar oynamamız yani. Grup maçlarımızda deplasmanda yenilmedik hiç. Tek bir tane mağlubiyet aldık, o da kendi sahamızda aldık. Deplasmanda tabii ki iyi, daha iyi konsantre olabiliyorsunuz. Çünkü iyi bir skor yakalamamız gerekiyor. Onun için de bütün herkes burada gücünü gösteriyor. Çok iyi şekilde de mücadele ediyoruz. Oyun disiplinimizi biraz önce de söyledim. En üst düzeyde olmasını sağlıyoruz takım olarak. Onun için de tabii ki deplasmanlarda bazen çok da baskı yediğimiz maçlar oluyor. Ve çok iyi defans yaparak onları da savuşturuyoruz. Yani bizim hem içeride hem de deplasmanda aynı oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Kesinlikle yani bir yere gelip kapanalım, bir tek beraberliğe gelelim gibi şeyler yapmıyoruz. Çünkü ben öyle kapanıp beklemek bizim için çok zor olur ve o öyle böyle bir tane gol yersin, o da bir avantaj sayılmaz. Onun için biz maçta hem defansımızı yapmaya çalışıyoruz hem de hücumumuzu yapmaya çalışıyoruz. Hemen hemen oynadığımız bütün deplasman maçlarında da gol attık yani. Onun için de aynı şeyi burada tekrarlamak istiyoruz. Şimdi bizim hem Avrupa hem ligi götürmek istiyoruz. Kesinlikle bu benim en büyük hedeflerimden bir tanesi. Kendi adıma söylüyorum. Götürebildiğimiz yere kadar gidiyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz şimdi burada maç oynuyoruz. 2 gün sonra tekrar İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'da maç oynuyoruz. Yani deplasmanda oynuyoruz yine. Ondan sonra geliyorsunuz. 3 gün sonra bir daha maç oynuyorsunuz. Şimdi böyle bir süreç olduğu zaman o zaman sıkıntı oluyor. Oyuncularımızda sakatlık oluyor, yorgunluk oluyor. Bir darbe alsa o 2 günde iyileşemiyorsun. Mecbur elinde sıkıntılı bir şeyler yaşıyorsun. Mesela en son oynadığımız bir maç vardı. Kulüç maçı deplasmanda Romanya'da. Ve orada 3 tane yedek, 2 tane de kalecimiz vardı. Yani o kadar eksikle gittik. Bu işte ligdeki performansımızı düşürmüş oluyor. Eğer biz Avrupa Kupalarına katılmasaydık şu anda bizim puanımız 24 değil de belki de 35-36 olacaktı yani eğer öyle olsaydı. Şimdi baktığınız zaman tabii ki iki tarafı götürme şansımız maalesef zordu sakatlıklardan dolayı. Ama şimdi biz çok iyi gidiyorduk. Çok iyi gidiyorduk ve maçlarımız gayet iyiydi. Kendimizi toparladık, Alanya'yı yendik, Beşiktaş'ı yendik ve yolumuza devam ederken tabii ki bizim ve Türkiye'nin çok üzgün olduğu, çok sıkıntı yaşadığımız, ağladığımız günler oldu. Deprem oldu.